Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir video ile sizlerle birlikteyim. Genelde dışarıda çok fazla video çekmiyordum ve ben de Polonya'ya geldiğimde aslında böyle bir konsepti denemek istedim. Umarım keyif alırsınız ve dışarıdan sesi çok fazla gelmez diye düşünüyorum. Olabildiğince sesimi de fazla çıkarmış olacağım ve tabii ki Polonya'ya geldiğimizde aklımıza ilk satranç olarak Züker Tot geliyor ve Züker Tot'un da bir oyununu sizlerle paylaşmak istedim bu Polonyalı oyuncunun ve beyazlarda Johannes Züker Tot ve siyahlarda Joseph Henry Blackburn oynuyor. Şimdi orada birazcık tarihten bahsedersek bu oyun 1876 yılında oynanıyor fakat 1881 yılına geldiğimizde görüyoruz ki Züker Tot'un Blackburn'e karşı inanılmaz bir üstünlüğü var. Hatta onlar bir karşılaşma oynuyorlar böyle maç gibi. Ve orada 9.5-4.5 kaybediyor Blackburn. Ondan 4-5 sene sonra da tabii ki dünya şampiyonluğu için sadece Züker Tot'un ismi anılıyor. Bu sebeple aslında bu ikili arasındaki çekişme çok önemli. Ve bakalım beyazlarda Johannes Züker Tot, siyahlarda Joseph Henry Blackburn'e karşı 1876'da neler yapmış. Ve Züker Tot E4 ile başlıyor ki bu arada Blackburn'un de notlarının bizlerle olduğunu söylemekte fayda var. Ara ara bunları da sizlerle paylaşacağım. E5, at C3 ve burada at F6 oynuyor Blackburn. Normal devam yolu ve F4'e de D5 gibi bir merkeze hemen cevapla başlamış. Tabii ki merkeze cevap vermek önemli. Çünkü eğer siz kendiniz beyaza birazcık bırakırsanız ortamı hemen at F3, D4, fil C4, fil F4 ve rokun ardından çok güzel bir konum kalıyor beyazlara. Tabii ki siyahların da belli avantajları var fakat yine de dikkatli olmak gerekiyor o açılışta. Bu sebeple burada hemen D5 oynamış. D5'ten sonra aslında çok değişik bir hamle burada. D3 oynanmış. Belki hani hemen merkezin parçalanmasını bekliyorsunuz. Fakat Züker Tot hemen D3 oynayarak merkezi birazcık tutmaya çalışmış. Ve Blackburn'un tercihi burada D4. D4'ten sonra şimdi alışlar var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ama benim de oynadığım başka bir stil burada at E2 gelmek. Ve at E2'den sonra at B3, at G3'e gidiyor. Fil E2 ve roktan sonra fena bir konum kalmıyor aslında beyazlar için. Ama siyahların da konumunun kötü olmadığını söylemekte fayda var. Ve şimdi D3'ten sonra D4'e burada Züker Tot F çarpı E5 ile cevap vermiş. F çarpı E5, D çarpı C3 ve E çarpı F6'dan sonra aslında oyun daha henüz 6. hamlede karışmaya başladı. Çünkü bir taraf atı bıraktı, diğer taraf atı alıp kendi atını bıraktı ve bir anda oyun dengesizleşmeye başladı. Şimdi bize çarpı B6 ve burada Blackburn aslında Züker Tot'un B3 oynaması gerektiğini söylüyor. Fakat bilgisayara birazcık koyduğumuzda aslında Blackburn belki de bu açılışı çok iyi analiz edememiş olacak ki B çarpı C3'ü gösteriyor zaten buradaki bilgisayarda ve B çarpı C3 oynanmış oyunda da vize çarpı C3 ve tek hamle. Çünkü burada hem şah hem de kale istiyorsunuz. Mecburen fil D2 kapatacaksınız ki kale korunmuş olsun. Ve burada şimdi vize F6'ya döndü. Konuma bakıyorum ve baktığım zaman beyazların aslında konumunun çok iyi olduğunu görüyorum. Çünkü bir anda hemen at F3, fil E2, roktan sonra vezir de rok hattında, kalenin hattında kalıyor. Ve merkezde de çok iyi, taşlarda da gelişmemiş siyah adına. Ve bir anda Blackburn'un aslında acaba kayıp konumda mı kaldığını düşünebiliriz. Fakat bilgisayar da burada aslında beyazı beğenmesine rağmen o kadar da büyük üstünlük vermiyor. Sebeplerinden bir tanesi de işte Blackburn'un bulduğu birkaç hamle ve bunları oynaması lazım. Yani birkaç hamle kaçırırsa direkt oyun bitmiş oluyor. Şimdi at B3, at C6 ve fil E2'den sonra ne demiştik, burada rok gelecek ama roku kesen bir hamle var burada, o da fil C5. Ve fil C5'in ardından artık rok kesiliyor ve buna bir çözüm bulunması lazım. D4 hemen oynanmıyor. Belki işte vezir C1 fil E3'ü düşünebilirsiniz ama kaleyi de bu hattan çekmeniz lazım. Birçok hamleniz var ama belki de en iyisi C3. C3'te hem merkeze bir destek yapıyorsunuz hem de D4'ten sonra belki de oyun bitmiş olacak. Ki ben de burada hani beyaza baktığımda tamam oyun bitiyor dedim ama Blackburn'e karşı oynadığınızı unutmayın. Ve burada siyahların tercihi fil G4. Fil G4 o kadar akıllıca bir hamle ki. Ve şimdi beyaz D4 oynadıktan sonra Blackburn notunda diyor ki bu yanlış bir hamle çünkü burayı hesaplamıştım. Ve beyaz o üstünlüğünü bana vermiş oluyor diyor. Ve belki de D4 yerine burada kale B1 daha iyiydi demiş.
Ama D4'ten sonra bakalım neler olacak. Şimdi fil çarpı F3. Çünkü bu at D4 karesini koruyordu. Aslında C3 de o kareyi koruyor ama görün bakın neler olacak. Fil çarpı F3 ve at çarpı D4 oynuyor burada. İşte Blackburn'un fedaları başlamış oluyor. C çarpı D4, vezir çarpı D4 ve görüyoruz ki artık hem roktan atmış oluyorsunuz hem de aslında ileride atacağınız uzun rokta bu file baskı yapmış oluyorsunuz ki siyahların konumu birazcık daha iyi kaldı. Ama dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi, her zaman fedalarda söylüyorum. Fedayı yaptınız, bunun karşılığında iki piyon aldınız belki burada. Ama oyun sonuna girdiğinizde aslında burada beyaz daha iyi kalacak ki çift filiyle oyun daha rahat olacak. O yüzden ona bu oyunu oynatmamanız gerekiyor ki zaten Blackburn bunu en iyi bilenlerden bir tanesi. Şimdi bu arada vezir F2 mat isteniyor. Vezir E2 oynamak isterdik ama maalesef kale boşta. O yüzden burada belki de yani tek hamle var. Yani vezir C1'e bakabiliriz ama vezir C1'den sonra da roktan sonra buraya büyük bir baskı oluyor ve hala vezir F2'den bir şeyler istiyorsunuz. Bu sebeple burada kale F1 gelinmiş. Kale F1 ve uzun rok. Şimdi şah da güvende ama bu şah burada açıkta kaldı ve hatta çok güzel bir üstünlüğü var. Kale B1 sonunda bu çaprazdan çıkmış oldu. Artık veziri hemen hemen serbest diyebiliriz ama birazcık geç mi kaldı? F5 hemen hatları açmaya çalışıyor hazır şah E1'deyken. Vezir C2 ve vezir C2'den sonra belki de ileride vezir B2 ile vezirleri değişmek için umut edecek. Ama kale H-E8 ve Blackburn'un hemen o sözü aklıma geliyor aslında. Bir atak yaparken mutlaka ve mutlaka o son kalenizi de oyuna koyun diyor Blackburn. Ki bu oyunda da o kendi oluşturduğu prensibi hemen hemen oynamış. Ve dediğimiz gibi beyaz son çare vezir B2 oynuyor. Çünkü diyor ki yani burada değişirsem belki de oyunu kurtaracağım ki kendince haklı ama Blackburn fedalara devam ediyor. Sadece at vermedi. Kale çarpı E4. Çünkü artık bu kale buraya açmak için, E hattını açmak için çok önemliydi. Fil çarpı E4. Vezir çarpı E4. Ve şimdi burada şah D1 geliniyor. Şah D1. Yani buna mecbur kılıyorsunuz. Ve şimdi kalenin D8'de olması ve burada filin açmazda olması beyazlara aslında o verdiği kalenin üstünlüğünü almış oluyor. Fil E3 ve şimdi artık isteğiniz kale D2 ile burada veziri alabilmek ve şimdi burada kale E1 oynanmış. Kale E1'den sonra burada beyazların düşüncesini söyleyeyim. Eğer kale çarpı D2 şimdi alırsanız hemen vezir çarpı D2, fil çarpı D2'ye de buradan alınmış olacak ve bir şekilde kale üstün kalmış oldunuz. Çünkü taşları normal şekilde değişmiş oldunuz kale geriyken. Ama kale E1'den sonra Blackburn burayı çok iyi analiz etmiş olacak ki burada vezir A4 oynuyor. Ve vezir A4'ten sonra aslında oyunda yapabilecek çok da fazla bir şey yok. Birazcık bakalım. Vezir B3 oynayamıyorsunuz. Vezir B3'ten sonra hemen kale D2 ve oyunun bir anda bittiğini görüyoruz. Şah C1'e gidiyor ve buradan sonra kale D3 ve bir anda oyun kayıp oluyor. Onun dışında vezir A4'ten sonra vezir C2'ye bakabiliriz ama vezir C2 de hemen hemen aynı. Çünkü kale D2 alacaksınız. Bu sefer vezir D2 de alınmıyor. Hatta burada direkt şah C1 ve vezir C2 mat olduğunu görüyoruz. Geldik vezir A4 hamlesine ve vezir A4 hamlesi Zükertot için oyunun sonu ve Zükertot rakibini tebrik ederek oyundan çekiliyor. Ve benim burada aslında merak ettiğim hamlelerden bir tanesi şah E2 ile ona da bakabiliriz son kez. Şah E2'den sonra burada hani her şeyi değişseydik nasıl olurdu? Sonuçta iki kaleye vezir oynanıyor diye düşünüyordum. Fakat vezir A2'den sonra şahın girebileceği herhangi bir kale C3, D3 her şey olabilir. Ve devamında vezir G2 de alınıyor. Ve işte kale E8, şah D7. Yani siyahların çokça üstünlüğü oluyor burada. Ve kaleleri her türlü birbirine bağlamanız gerekiyor ve bir şekilde o kaleler vezirle değişildikten sonra piyon oyunu çok büyük bir kazanç olacak. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün Polonya'da Krakow'dan bir yayın yapmak istedim. Umarım keyifli olmuştur. Umarım sesim sizlere ulaşabilmiştir ve siz de belki de böylelikle Krakow Caddesi'nde de bunu izlemiş oldunuz. Caddede ne olup bitti, arkadan kimler geçti bilmiyorum. Ama umarım sizler için keyif dolu dakikalar olmuştur ve oyundan keyif almışsınızdır. Joseph Henry Blackburn fedalı oyunlarına
Ve galibiyetlerine bir yenisini daha eklemiş ve biz de bunun videosunu çekmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.